ediyorum. Alkışlayın diyorum. Bu sunumdan elde etmek isteyen dostlarımız olursa, Karadeniz nakliyatı bahriyesi olmasaydı hiçbirimiz bugün burada değildik. Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Savaşın özü demir ve kandır. Demiri Karadeniz sağladı. İş bu kadar basit. Ben çok şanslı biriyim. Son 2 yılda tarihi dönüm noktalarına şahitlik ettim, içinde bulundum. Kartal İstimbatı'nı bulduk 107 yıl sonra. Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1918'de geldikleri gibi giderler dedi. Çok şükür onu kültürümüze kazandırdık. Şu an Deniz Kuvvetleri Dershanesi'nde Beşiktaş Vapuru İskelesi'nin yanında Barbaros heykelinin önündeki yerini almak için hazır bekliyor. Rusumat 4'ün 100 yıl aradan sonra, 98 yıl aradan sonra tekrar gündeme gelmesi, İnebolu'nun tekrar gündeme gelmesi, Kartal'ın 107 yıl sonra bulunması, bunlar tarihin ve tarihin Türk milletine bence armağanıdır. Büyük bir uyanış. Türklerin denize dönüşünün bir sembolü bu sayede. Dolayısıyla radar bağlantıları komutanımın söylediği gibi bir taraftan stilli bir gemi, Rusumat 4. Gemi aslında bir balıkçı teknesi ama üzerinde taşıdığı vinç ve altındaki ambar nedeniyle balıklar daha çok yük taşıma için inşa edilmiş denebilir. 1913 yılında İngiltere'den Osmanlı Gümrük İdaresi satın alınmış, kargo gemisi kullanılmış, Rusumat 1, Rusumat 2, 3, 4, 5 olarak var. Bizim kahraman Rusumat 4. 1914'te Osmanlı donanmasına katılıyor, 1 yıl mayın tarama görevi görüyor, 3 yıl boyunca koruma gemisi olarak görev alıyor. Bir Dünya Savaşı bitişiyle Mondros tarifesiyle Karadeniz devresinde limana bağlanıyor. Yazın Rusumat 4 özellikle fırtınalı havalarda güçler düşer, sık sık batma tehlikesi geçirir. Sert dalgalarda saç sayfalı suyun şiddetine dayanamaz, yer çatlar. Bu çatlaklar gemiyi hazır bulunduğundan şimantoyla içeriden sıvanır ve ambarın su alması böyle önlenir. Rusumat'ın gövdesi o kadar çok yer kaçırmıştır ki içinden baktığınızda gemi sanki çimentodan yapılmıştır. Bir belgede 10 Haziran 1912 tarihinde kendi isteğiyle ulusal hükümet emrine girdi. Bir başka belgede Eylül 1920 tarihinde Milis güçler tarafından, Ras kaptanlar tarafından el konarak Trabzon Bahriye Komutanı emrine verildi kaydemektedir. Doğru olan da budur. Sizin iç bölgeye taşıyacak şeyimiz yok. Yollarımız yok. Yani Karadeniz bölgesinde ne oldu? Niye bir takım olaylar ya da gelişmeler bu şekilde bir sonuç doğurdu? Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Bir defa şu haritayı bilirsiniz. Bir sefer haritası var. İşgal haritası var. İşgal haritasını göz önünde bulundurduğunuzda milli mücadele önderlerinin dünyaya açılan tek bir noktası var Karadeniz. Başka herhangi bir nokta yok. Bir de bizim genç nesle çok anlatamadığımız bir şey var. Karadeniz dediğimizde bugünkü Karadeniz akıllarına geliyor. Mesela liman kavramını biz de kullanıyoruz. Kullanmaya devam ediyor, edeceğiz. Bugün anladığımız anlamda Karadeniz'de hiç liman yok. 1950'lere kadar var. Yani Trabzon limanı 1950'lerde yapıldı. Zonguldak limanı biraz daha öncesinde yapıldı. Yani bugün liman diye bahsettiğimiz şeyler aslında küçük iskeleler. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve o yokluk içerisinde aslında bir varlığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu görmemiz gerekiyor. Bu bayramı aldık. Sizlere, bu organizasyonu gerçekleştiren kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim. Gerçekleştirdim. Burada her ne kadar zaman zaman Genelkurmay bazı üstler depozitleri belirlemiş. Örneğin Trabzonlulardan bir tanesi. Hatta büyük insan komik partisi kurdu. Sırf sembolik onları oyalamak için ama hiçbir zaman...